Merhaba. Şahika Arsoy'un evi burası mı? Evet. Bir şey mi vardı? Bu aracı kendisine teslim etmem gerekiyor. Haldun Arsoy'dan bir hediye olarak. Kendisi benim annem olur. Ben de teslim alabilirim. Tabii. Kimliğinizi görebilir miyim? Buyurun. Teşekkürler. Bir de imza almam gerekiyor. Tamamdır. Buyurun. Teşekkürler. İyi günler de kullanın. Kusura bakma. Böyle habersiz geldim. Bugün toplantı olduğunu bilmiyordum. Nereden bilecektin ki? Bu özel bir toplantı. Ve sen davetli değilsin. Yapma Şahika. Ben buraya senden özür dilemeye geldim. Neden özür dileyeceksin? Kocamla yattığın için mi? Bize şantaj yaptığın için mi? Lütfen Haldun konusunu kapatalım artık. Utancım pişmanlığıma karışıp gitti. Emin ol, bugün geçmişe dönüp bir şeyleri değiştirme şansım olsaydı Şahika, bir an bile düşünmezdim. Ama benim en büyük acım sensin. Ben seni kaybettim. Dostum, o kadar çok özlüyorum ki. Sen beni Haldun'la karıştırdın galiba. Bu saçmalıklara inanacak kadar aptal mı sandın beni? Sen ne istiyorsun onu söyle. O paraya ihtiyacım var Şahika. Sizi tehdit etmiyorum, ne olur böyle düşünme. O para benim hakkım. Yıllardır bu acıyı sizinle birlikte sakladım. Beni bildiğim şeyleri açıklamak zorunda bırakma Şahika. Çık git evimden. Açlıktan nefesin koksa da sana 5 kuruş vermeyeceğim. Leyla Hanım, 2 gündür karşılaşıyoruz sizinle. Gerçekten buralara dönüyorsunuz galiba. Eşyalarınızı unuttum zannetmeyin. En kısa zamanda paketleyip yollayacağım. Acelesi yok. Affedersiniz. Şahika, dediklerimi bir düşün. Şahika ile sen mi konuştun? Hangi konuda? Bilmiyormuş gibi yapma. Evi alacak param olduğunu senden öğrendi. Ateşle oynuyorsun küçük kız. Dikkatli ol. Yanarsın. Hediyeni beğendin mi? Ne diyorsun Haldun, ne hediyesi? Leyla geldi buraya benimle konuşmaya. Leyla mı geldi? Niye şaşırdın Haldun? Leyla senin bir lafınla çekip gidecek mi sanıyordun? Gerçekten böyle mi düşünüyordun? Sakin ol Şahika. Adem'le konuşup halledeceğim bu işi. O gerekeni yapar. Bu işi çok uzattın Haldun. Başımıza sardığın dertlerle uğraşmaktan bıktım artık. Bundan sonrasını dert etme. Çok yakında kurtulacağız o kadından. Yeni arabanı gördün mü? Yeni arabam mı? Ne diyorsun sen? Ne yapıyorsun be? Beni mi yiyeceksin? Ay kusura bakma Barış ya. Alışamadım da daha arabaya. Cemre? Bu araba senin mi? Sayılır. Vay be. Nasıl? Beğendin mi? Dalga mı geçiyorsun? Benim böyle arabam olsa dışarı bile çıkartmam. Ya kıyamam ki. Neyse hayırlı olsun. İstersen gezdireyim biraz seni. Ne dersin? Yağmur. Dün Leyla seninle mi konuştu? Evet, bana uğradı. Ne istiyormuş? Evini geri istiyormuş. Eski kocasıyla boşanma anlaşmalarında bir hata olduğunu ve satışa itiraz edeceğini söyledi. Açıkçası pek de kibar davranmadı. O ev çok iyi bir yatırım Yağmur. Sakın elinden çıkarma. Zaten öyle bir niyetim yok. Ama hukuksal yollara başvuracakmış. Ben itiraz edince de açıkça tehdit etti. Kulak asma. Boş laflar onlar. Ben her zaman senin yanında olacağım. Çok teşekkür ederim Şerkan Hanım. Leyla Hanım öyle konuşunca biraz tedirgin oldum. Ayşe Ceylan'ın başına gelenlerden sonra kimseye güvenemiyorum. Hepimiz aynı durumdayız. Ama o gün o CD'yi değiştireni hiçbirimiz göremedik. Onun cezasız kalmaması lazımdı.
Bu sabah Leyla Hanım'ın eşyalarını toplarken ben de aynı şeyi düşündüm. Elime Ayşe Ceylan'ın bir kitabı geçti. Leyla Hanım için kendisi imzalamış. Bana biraz garip geldi. Leyla Hanım Ayşe Ceylan'ın hastası olduğunu bilmiyordum. Nereden bileceksiniz ki? O gün hepimizin görüntüleri izlendi. Bir sürü insanın terapi kayıtları internete düştü ama Leyla Hanım'a dair hiçbir şey yok. O da Ayşe Ceylan'ın hastası ama her nasılsa bir tek o zarar görmedi. İzninizle. Şayka Hanım için bir teşekkür konuşması hazırlıyorum. Bugüne kadar harcadığı emekler hak ettiği takdiri görmeli. Çok iyi düşünmüşsün. Kim yapacak bu konuşmayı? Açıkçası henüz karar vermedim ama aranızdan biri olur diye düşünmüştüm. Eğer siz de uygun görürseniz bu konuşmayı ben yapmak isterim. Şayka'ya teşekkürü en çok ben borçluyum biliyorsunuz. Kendisi en yakın dostum. Anlaştık o zaman. Size bu akşam konuşmayı mail atarım. Hanımlar, bugünlük dağılabiliriz. Daha fazla vaktinizi almak istemem.